Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle mobil deniz uygulamasında profil ve ayarlar menüsünü inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Evet, sol üstte gördüğünüz gibi profil ikonuna giriş yapıyoruz. Burada ilk karşımıza çıkan seçeneklerde son başarılı girişlerimiz ve son başarısız girişlerimizi görüntüleyebiliyoruz. Tüm başarısız girişleri gör dersek de burada daha önceden girdiğimiz bütün başarısız girişleri görüntüleyebiliriz arkadaşlar. Yardım seçeneğinden yardım hatlarına iletişim kurabiliriz. Hemen tıklayalım. Burada gördüğünüz gibi bize ulaşın, sıkça sorulan sorular, güvenlik uyarıları, mobil deniz hakkında, mobil denizi kim önerdi ve işlem iptallerini görmekteyiz. İşlem iptalleri seçeneğinden işlem türünü seçiyoruz. Örneğin kart işlemleri, alt işlem türünü seçelim. Taksitlendirme diyelim. Burada herhangi bir işlem yaptığımızda İptal edecek işlemlerimizi burada görüntüleyebilir ve iptalini sağlayabiliriz. Evet, çıkış menüsünden uygulamadan güvenle çıkış yapabiliriz. Parola şifre işlemlerine bakıyorum. Burada çizgir değiştir, oluştur, SMS doğrula, parola değiştir, kart şifresini belirle veya değiştir, telefon bankacılığı şifresini değiştirme, güvenlik sorumuzun değiştirmesi veya belirlenmesi ve sim kart bloke kaldırma ayarlarını yapabiliriz arkadaşlar. Bildirim tercihlerine hızlıca bakalım. Burada da bize ait bildirimleri görüntüleyebilir. E-postamıza gönderilen bildirimleri de yine aynı şekilde e-postamızı güncelledikten sonra hangi tarih aralıklarından e-posta almak istediğimizi belirleyebiliriz. Bildirim ayarlarına bakıyorum. Burada da herhangi bir hareket, yatırım, kredi kartı bilgilendirmesi, ödeme bilgilendirmesi veya kampanya tanıtım bilgilendirmelerinin bildirimlerini alıp almamak istediğimizi buradan açık veya kapalı şekilde tercih edebiliriz arkadaşlar. Bildirim seslerini de yine aynı şekilde açıp veya kapatma şansına sahibiz. Evet, ekseler ve gönderim tercihlerine bakalım. Burada bize ait ekseleri görüntüleyebilir. Ekse türlerinden varlık ekselesi gözükmekte şu an bende. Ekse döneminde yine aynı şekilde tarih aralığı belirterek seçebilirim. Evet, burada bize ait bütün ekse görüntülerini sağlayabiliriz. Ekse gönderim tercihlerinden de varlık ekstresi, kredi kartı ekstresi, üretici kart ekstresi, HGS ekstresi veya üye işleri ekstri gönderim tercihlerinden bunları açık veya kapalı şekilde bildirebiliriz arkadaşlar. Evet, belgeler menüsünde de sözleşmelerinizi, ve formlarınızı veya talimat eksikliği tamamlama işlemlerini yapabilirsiniz. Size ait sözleşme ve formları burada görüntüleyebilir. Herhangi bir imzalamadığınız, onaylamadığınız sözleşme veya form bulunuyorsa buradan işlemi sağlayabilirsiniz. Talimat eksikliği tamamla seçeneğinden de verdiğiniz bir talimatın eğer eksik kalan bir kısmı varsa buradan eksikliği tamamlayabilirsiniz. Evet, finansal bilgilendirme iznine bakalım. Burada da e-posta bilgilerinde finansal içeriklerin gönderilmesini istiyor musunuz diyor. Yani size ait finansal içeriklerin e-posta adresinize gönderilmesini riskli buluyorsanız buradan kapatabilirsiniz veya bilgilendirmesini almak istiyorsanız buradan aktif edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, eşleştirilmiş cihazlara bakalım. Burada daha önce giriş yaptığınız ve girişine onay verdiğiniz bütün cihazları görüntüleyebilir. Bu cihazları seçerek kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Kayıp çalıntı bildir seçeneğinden de kayıp türümüzü buradan kayıp veya çalıntı, kayıp çalıntı yerinin yurt içi veya yurt dışı, şehir bildirimi açıklama kısmında doldurduktan sonra kayıp veya çalıntı bildirimde bulunabilir. Kartınızın yenilenecek olan kartınızın internet alışverişlerinde kullanmak isteyip istememediğinizi de buradan bildirebilirsiniz. Bakiye hareket izle menüsünden de hesap bakiyemi gizle diyebilir, hesap hareketlerimi gizle diyebilir, kart limitimi gizle veya kart hareketlerimi izle diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bilgi güncelle seçeneğinden de size ait adres, kişisel bilgiler, eğitim, meslek bilgileri, telefon veya faks bilgileriniz, e-posta bilgileriniz, finansal bilgilendirme izniniz ve gelir bilginizi buradan güncelleyebilir.
Örneğin adresinize girdiğinizde size ait bütün adresleri görüntüleyebilir ve değişikliğini yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, sol üstte yer alan profil ikonundan da size ait herhangi bir fotoğrafın ya çekerek veya galeriden seçerek değiştirebilirsiniz. Bu da size ait bir şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Hoşça kalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşça kalın.